mitinginden sonra Koray Aydın'la birlikteyiz. MHP 1. sıra adayı, eski bakan, yeniden adaysınız. Önce şey sorayım Koray Bey. Siz bir ara Devlet Bey'in karşısına rakip çıktınız. Ama sonra hiçbir şey olmamış gibi yollar devam ediyor. Hatta bu son şeyde Ümit Özdağ da yine bir başka rakipti. O da Antep'te 1. sırada gösterildi. Bu sizin hareket içerisinde bu tür şeyler nasıl yaşanıyor? Yani rekabet, gerilim belki ya da... Yani siyasi partiler içerisinde tabii genel başkanlık yarışları genelde netametli geçer, zor geçer. Bence bütün partilerde böyle. Ben iki defa aday oldum aslında Devlet Bey'in karşısında. Ama bugün hala siyasi varlığımı sürdürüyorum. Çünkü ben çekirdekten beri burada görev yapan bir siyasetçiyim. Ben tarlada bir izim var. Aslında biz Devlet Bey'le de iyi dostuz da yani iki de iyi arkadaşız. Rekabetimiz var. Ama bu daha iyi, daha güzeli, daha mükemmeli bulmak adına yapılan bir yarış. Dolayısıyla her ikimiz de birbirimizin samimiyetini biliyoruz. Davaya olan aşklarımızı biliyoruz. Devlet Bey bu sefer tabii daha böyle bir iktidar modellemesi yaptı. Daha kucaklayıcı, kapsayıcı bir MHP listesi oluşturdu. Bence yani bugüne kadar seçimlerde yapılan en doğru liste tanımı da bulunsam gerçeği ifade etmiş oldum. O bakımdan onun bir açılımı olarak görüp değerlendirip MHP'nin biraz da iktidar arzusu, coşkusunun bir yansıması olarak da kabul edebiliriz. Olabildiğince gerçekçi konuşmaya çalışarak Trabzon'dan başlayalım. 4-1-1'di. Yani AKP 4, CHP ve siz birer milletvekili almıştınız ama son yerel seçimde bayağı bir MHP'de bir tırmanış var yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. O tırmanışa bakarak ikinciyi alma ihtimali olabilir diye insanın aklına geliyor. Ama şimdi hemen 3'ü alacağız derseniz söyleşiyi başlamazıyor. Nasıl olacak? Yani şöyle, bizim tabii 2011 seçimlerinde ben son anda buradan aday oldum. Geldim, mevcut şartlar içerisinde aday oldum. Ama biz mali seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'ni biraz yeniden yapılandırdık. Daha farklı çevreleri açtık. Yeni insanlar kazandırdık. Yeni yüzler piyasaya sürdük. Bunun sonucu olarak da biz mali seçimlerde Trabzon'da bir atak yaptık. Genel seçimlerde olan 70 bin oyumuzu belediye meclisinde 100 bine çıkardık. İlçe belediye başkanları düzeyinde de 109 bin oy aldık. Yani ciddi bir artış sağladık. Ve biz burada ikinci parti konumuna geldik Trabzon'da. Şimdi milletvekili genel seçimine kadar olan süreç içerisinde de biz mali seçimden sonra hiç kopmadan arkadaşlarımızla beraber önümüze yeni hedefler koyarak ona uygun adımlar atmaya gayret gösterdik. Zinde formda bir parti görünümü verdik kamuoyuna. Her konuda sözümüz oldu. Her konuda bir eylemimiz oldu. Dolayısıyla böyle akılda kalan bir parti olduk. Şimdi milletvekili listelerimizin de çok iyi olduğunu Trabzon kamuoyunu söylüyor. Hakikaten gayet dengeli, toplumun bütün kesimlerine de açılabilen bir liste oluşturdu. Bunun karşıtlığı var. Bir de şöyle söyleyeyim, aslında siyaset biraz da kendi şartlarını kendi yaratıyor. Bunu da görmek lazım. Özellikle seçim, sizin hareketiniz için herhalde tam bu değil mi? Evet, yani şu anda MHP'ye doğru bir rüzgar var. Yani bunu herkes ben yaptım dememek adına söylüyorum. AKP'den gevşeyen kitleler var. Yeni yer arıyorlar kendilerine. Şunu söyleyebilirim, yani bunda pek yanılma payım yok. AKP'den ayrılanların %90'ının MHP'ye geldiğini görüyorum. Yani bu arada görüyor musunuz? Evet, somut olarak. Çok somut bir şekilde. Niçin ayrıldıklarını söylüyorlar? Yani herkesin kendine göre farklı bir gerekçesi var. Yani bunu bir gerekçeye bağlamak da bence çok doğru değil. Tabii uzun yıllar süren iktidarın getirdiği şok dalgaları artmış. Özellikle Tayyip Bey'in hırsı, hırsın aklının önüne geçmesi, hırsının arkasına Türkiye'yi takmaya çalışması, bunu despotik bir tavırla sürdürmesi, benim dediğim olur anlayışını hakim kılmaya çalışması, artık insanlarda bu kadar da olmaz, bu kadar da fazla noktasına gelmiş geniş kitleler var. Bunun yanında da yani 17-25 Aralık'ın izleri de yavaş yavaş yerleşmeye başlamış. Yani o ilk şok dalgasında işte sevdaya tutulmuş gencin
sevdiği kişinin kusurunu görmesi veya görememesi gibi o anlık durumda bunu pek inanamayan kitlelerin yavaş yavaş olaylar özümsene çevreden etkileşim arta belli bir kıvama geldiklerini, arkasından da israfa dayalı Aksaray macerasının da bunun tuzu biber olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Bir de bunun yanında AKP çok vaat yapan bir parti. Kitleleri sürekli vaatlerle zinde tutuyor. Çok vaatin getirdiği bir yıpranma da var. Yani yapamamanın getirdiği bir yıpranma peki, da var. Peki vaat demişken bu sizin bildirge toplantınızda, orada da karşılaştık hatırlayacaksınız. Bayağı kalın bir bildirge çıkarttınız. Çok kapsamlı şeyler ama Devlet Bey bir konuşma yaptı. 45 dakika siyaset konuştu. Sonunda asgari ücrete ve diğer taşeronlara falan gelebildik. Şimdi siz burada mesela benzer bir şey mi yapıyorsunuz? Siyaset mi önde, somut ekonomik, sosyal konular mı önde? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela biz şu anda parti olarak yerel gazetelerle anlaşma yaptık. Her gün tam sayfa ilanımız yayınlanıyor. Belki birazdan bugünkü ilanımızı da gösteririm size. Biz bu ilanlarımızın tamamını partimizin seçim bildirgesindeki bu vaatlerine dayalı olarak toplum kesimlerini ayrıştırdık. Mesela bugün memur kesimiyle ilgili ilanımız var. Dün şehit gazi mağlullerle ilgili ilanımız vardı. Onlara ağırlık veriyoruz. İkinci olarak genel merkezimizin Türkiye genelinde yaptığı billboard kiralamalarında Trabzon sokaklarında görün tamamen bizim vaatlerimiz seçim bildirgemizin içeriğine yönelik olarak gözüküyor. Biz de yaptığımız esnaf gezilerinde genel merkezimizin hazırladığı küçük broşür demeyeyim de böyle daha ufak tipte bir bizim seçim vaatlerimizin özeti. Kitapçıklar diye. Evet çok küçük. İki sayfalık ama ana hatlarıyla olayı anlatan bütün esnaf gezilerimizde bunları halka dağıtıyoruz. Mahalle konuşmalarımızda, semt konuşmalarımızda bunları dile getiriyoruz. Konuşmalarımızı iki ayaklı oluşturduk. Önce yerel yöneticilerimiz konuşuyor. Onlar bizim seçim vaatlerimizi anlatıyor seçim bildirgesinde. En son ben söz aldığımda veya aday arkadaşlarımız hangimiz oradaysak söz aldığımızda da siyasi içerikli konuşmalara geçiriyoruz. Yani iki fasıllı bir propaganda tekniği güdüyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Bazen siz çok şey yaparsınız, şartlar uygun olmaz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. AKP'den ciddi bir sökülme var. Yani ben bunun anketlere istenildiği gibi yansımadığını düşünüyorum. Acaba biz mi yanlış görüyoruz? Yoksa bu anketlerden mi bir şey var? Noktasına da geldiğimizi söyleyebilirim. Çünkü artık konuşan insanlar var. Yanına gittiğin esnafın feryadını duyabiliyorsun. Dert yanıyor. Yüksek sesle bunu ifade ediyor. Daha önce bu yoktu. Yani mahalle seçimlerinde ben böyle bir durumla karşılaşmamıştım. Peki bir şey soracağım. Siz şimdi Çekirdek'ten, Ülkücü Hareket'ten geliyorsunuz. Ben de hasbelkader gazeteci olarak izlemeye çalışıyorum yıllardır bu hareketi. Sizin hareketinizde, partinizde özellikle fazla görünmeden mesela 1999 seçimleri görünmeden, hissedilmeden bir çıkışlar yapabiliyor ya da bir öncesinde rahmetli Türkeş'in barajı aşamaması gibi siz seçimlerin hep sürpriz partisi oluyorsunuz. Yani sizin için olumlu ya da olumsuz hayır, anlamda değil. Siz yani en iyi tanıyorsunuz Uşan Bey. Evet. Yani bu konu, bu, burada da böyle bir sürpriz yazdınız mi var? Böyle şöyle söyleyeyim. Ben bunu söylüyorum. Sizin burada da ilk defa söylemiş oldum. Ben bu seçimde herkes ay diyecekler. MHP bu kadar mı oy aldı? Hani 99'da ne yaşandıysa benzeri bir durumun yaşanacağını düşünüyorum. Ama bu pek çıplak gözle sanki görülmüyor gibi. Ben bayağı bir Türkiye'yi dolaşıyorum. Her yerde varsınız ama böyle bir hani çok hakim gibi gözükmüyor sokağa ya da... Ya şimdi şöyle, sokak hakimiyeti denen işte billboard seçim propaganda malzemeleri şeyi o çok ayrı bir konu. Onun ekonomik bir boyutu var. Artık AKP ile baş edemiyorsunuz. Çünkü haram imparatorluğunun imkanları fazla. Haramdan beslenenler de çok rahat harcama yapabiliyorlar. Diğer partilerin bundan bence baş etmesi mümkün değil. Yani bunu baştan adını koyalım. Ne biz, ne CHP, ne de diğer partiler hiçbiri sokak hakimiyetinin görsel manada sağlama şanslarının olmadığını düşünüyorum. Ama biz 99'da da böyleydik. Yani sokakta öyle çok gözüküyor değildik.
Ama tam şimdi bir izleyicimiz aynısını söyledi. Evet. 1999'da da gözükmüyordu dedi. Evet. Bir izleyicimiz yani takip. Aynı hava var. Bir de herkes inanmış. Mesela bizim burada işte bize diyorlar ki iki milletvekili alırsınız diyorlar. Bizim insanımız onun üstüne inanmış vaziyette. Yani ona inanmak, onun için çalışmak çok önemli. Bir kere elinizi taşın altına koyuyorsunuz Ruşen Bey. Bir insan oy verir, tek kişidir. Ama o insan oy isterse 10 kişi olabilir. Biz insanları 10 kişi olmaya yönelten bir seçim stratejisi izliyoruz. Biz ev toplantılarıyla başladık. Ben gece ev sohbetleri yaptım. Bunu sanal ortamda paylaştım. Evlere misafir olduk. Biliyorum ben takip ediyorum sizi. Yani insanları topladık 30-40 kişi bir evin salonuna. Şartımız da MHP'li olmayanlar özellikle istedik. Sadece ev sahibi MHP'li olabilir dedik. Bununla böyle çarpan etkisi yaratan çok ciddi iletişim kanalları açtık. Ve toplumda bunun olumlu havanın yansımasına da çok büyük katkı sağladı. Peki nasıl toparlayacağız? Bitirelim artık. Sizin de işiniz var. Ben de daha çok kapı yapacağım. Sen daha çok gezeceksin. Evet. Önceden ayarlamışsındır. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, bitirelim. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin ben bu seçim milletvekili sayısı bazında sürpriz yapacağını düşünüyorum. Yani, sadece oy değil. Yani evet. Yani şimdi bizim oransal karşı sayısalımız daha fazla olacağını düşünüyorum. Yani genellikle tersi söyleniyor sanki. Oy artsa bile çok milletvekili arttıramayabilir deniyor. Tam tersi. MHP'nin oyu çok yaygın, 54 ile yaygın bir vaziyette. Orta Anadolu coğrafyası ve Ege coğrafyası, büyük şehirlerde bunların hep tamamlayıcı olacağını, çok kolay milletvekiline dönüşeceğini görüyorum. Çünkü Türkiye'nin her yeriyle de görüşüyorum. MHP'nin esas bence milletvekili sayısında büyük, ciddi bir artış sağlayacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla kilit parti olacak. MHP'si hiçbir şey de olmayacak. Hemen şimdi illaki koalisyon sor diyorsunuz. Sorayım bari. Ne olacak o zaman? Kilit olunca? Yani şöyle söyleyeyim. Tabii koalisyon deyince benim ilk aklıma gelen AKP-HDP koalisyonu geliyor. Evet. En kuvvetli ben bunu görüyorum. Birinci sırada o var. Çünkü o HDP, zaman HDP'nin barajı aşacağını düşünüyorsunuz. Yani ben olaya biraz sosyolojik bakıyorum. Sosyolojik olarak onlar şu anda yükselme devrindeler. Dolayısıyla coşkulu ve heyecanlılar. Kurgusal manada da farklı kesimlere açılabilecek yeni adımlar attılar. Ben sosyolojik olarak geçeceklerini düşünüyorum. Yani siyaset sosyolojisi gereği şeyi barajı geçerler diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu ihtimal, bu sonucun böyle olmasında da AKP'nin büyük katkısı var. Yani HDP'ye büyük güç verdi. Ve AKP bu kadar kolladığı, imkan fırsat verdiği HDP'ye bence birinci sırada koalisyon düşünür diye tahmin ediyorum. Koray Aydın, çok teşekkür ediyoruz. Trabzon'da MHP birinci sıradayı eski bakan Koray Aydın. Bakanlığınızın adı değiştiği için söyleyemiyorum. Değil şimdi mi? Değişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oldu. Evet, çok sağ olun. Kolay gelsin. İyi günler.